Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugünkü videomuzda bir Glock 17 var. Ama tabii ki tabancamız Airsoft, yani gerçek değil, oyuncak. Şimdi tabancamızın şöyle bir dış görünümünden başlayalım. Tabancamızın bu dışında gerçeğindeki gibi Glock 17 yazıyor. Avustralya 9X 19 yazıyor. Yine burasında 9X19 yazıyor. Sadece bu sağ tarafında bakarsanız görürsünüz şimdi. İşte B ve W, işte Bolt Warrior. Yani burada asıl markası yazıyor. Tabancamız blowback'lidir. Yani gaz blowback. Bu altında çakmak gazı gibi doldurma yeri var da buraya şu anda gazım olmadığı için sticker yapıştırdım. Zaten böyle evde görsel olarak duruyor. Kullanmıyorum. Tabancamızın hoşuma giden kısımlarından biri böyle geri çektiğimizde bu üst sürgü kapağı. Namlunun da hareket etmesi gerçeğindeki gibi. Şöyle tekrardan yapayım. Gerçek tabancalarda olan bir özellik, sevdiğim bir özellik ve yine bu şey gez olsun, arpacık olsun, yani bu gerçeğindeki gibi, yani hiç şey yapmamışlar. Bunun burada bir yazı var, bunu önceki sahibi yazdırmış lazerden. Tabancamızı şöyle şarjörünü söktüğümüzde de şarjör, yani tıpkı gerçeğindeki gibi, zaten arkasında da numaraları yazıyor ama tabii ki boncuk atıyor bu şarjör. Tabancamızın altında bir tane emniyet mandalı var. Emniyet mandalını aşağıya doğru kaydırdığımızda silah ateş almaz, yani boncuk atmaz. Şöyle bastığımızda ateş ediyor. Tabancayı sökerken silahın kurulu olması lazım. Şurada iki tane mandal var. Şu mandalı şöyle aşağıya çektiğimizde zaten direktmen sürgü kapak ve şey elimizde, tabancanın gövdesi. Tabancamızın burasında içten bir horozumuz var. Ve burası da tabancamızın namlusu. Şimdi tabancanın şöyle bir icra milini bir sökelim. Burada icra mili ve yay var. Ve burada da tabancamızın namlusu var. Bu dış, yani görünüm için yapılan bir namlu ama asıl iç namlusu bu. Burada bir hop-up ayarı var altta. Tabancamızın gezini falan sökmek için burada bir tane vida yeri var. Ve diğer bu arka kısmı sökmek için de burada bir vida yerimiz var. Tabancayı takarken de şöyle hiçbir şey yapmadan sadece tabancanın kurulu olması lazım. Şöyle. Heh. Tabancamızın namlusunun ucunda kılavuz yeri var. Böyle görünüm olmak için, susturucu falan takmak için. Şarjör düşürtme mandalı sadece sol tarafta, yani sağ el kullanabiliyor. Tabancamızın şu kısmı boş. Ve tabancamızda tetik emniyeti var. Yani şu ortadaki yere basmadan silah tetik düşürtmez. Yani şuraya komple basmamız lazım. Arkadaşlar, anlatacağım bu kadar. Yani daha fazla bir şey olsa daha fazlasını anlatmak isterdim. İnşallah yeni silahlarla yeni videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz.